Baba olmayı tavsiye ediyorsun herkese. Düzenli bir baba yaşamı mı? Nedir yani? Nasıl tavsiyeni alayım ben? Biraz çerçevelendir. Yani müthiş bir duygu. Daha önce de sormuşlardı. Yine aynısını söylüyorum. Yani yaşanacak bir şey. Yaşanması lazım bir şey bence. Güzel. Bilmiyorum. Deli olması lazım bir insanın. Yani oturup 40 yaşında böyle legolarla oynaması için. Ama bir çocuğunuz varsa öyle zaman hayattan sizi koy. Tabii canım tabii. Yani hayattan sizi kopartıyor. Belki çocukluğu da baştan yaşamak mı dersiniz ona? Yani çok güzel bir şey. Lego mu en çok olayınız? Yok, her türlü oyun. Ona bırakıyorum zaten kendi. Oğluma bırakıyorum. O nereye sürüklerse ben de onunla oynuyorum yani. Sen şimdi o zaman Dora, Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı filan bütün o filmleri filan da seyrediyorsun. Şimdi biraz daha küçük ama vakti gelince gireceğiz o kanallara tabii. DVD'leri şimdiden biriktir. Sen yani. Ne yapıyorsun? Öyle bayağı tabii, öyle çok zaman geçiyor musunuz? Bizde Lego az Hakan'da yani büyük oğlumda 6,5 yaşında. Bayağı bir Legolarla artık Star Wars'ları her şeyi bitirdik. Ufak olan da 2,5. Onunla işte daha böyle güreşiyoruz. Süpermiş. Çocuklarda şey yani klasik bir soru olduğu için sorayım sonra sormadın diye kızarlar. Müziğe yatkınlık, müziğe yönlendirme arzusu var mı öyle bir şey? Benimki hastası. Niye? Hangi enstrümanın? Evde ne varsa hepsi. Acayip şarkıları biliyor. Ne bileyim yani şunu dinleyelim baba diyor. Bu akşam şu müziği dinleyerek uyumak istiyorum diyor. Sanatçı ismi, şarkı ismi. Ne seviyor mesela? Ben ne dinlettiysem onlara tav oluyor işte. Beatles, Pink Floyd, Barış Manço, Erkin Koray. Aklınıza ne gelirse hepsini ismiyle ve yani sanatçı ismi ve şarkı ismiyle. 3 yaşında. Süpermiş. Peki şimdi süpermiş maşallah. Burada neyse. Evet şey, burada böyle bir batıl yapalım. 6,5, Hakan 6,5 olduğuna göre şimdi biraz daha kendi kararı yani 2-3 seneye kadar kendi müziğini seçme durumuna geçebilir. Okuldan da etkilenecek. Karışmazsın değil mi? Yani çok tuhaf bir müzik beğenisiyle gelirse ne yapacaksın? Dayanamayabilirim karışma. Karışabilirim yani. Benim bir arkadaşım Ankara'da bir arkadaşım çünkü öyle bir olay yaşadı da. Karışmamak lazım aslında. Ya bırakacağım. Evet ama o da dayanamadı. Yani bir gün işte şeyde galiba okul servisinde filan şimdi adı lazım değil bir popçuya yenik düşmüş. Çok fena oldu. Telefon etti bana. Akşamın bir yarısı böyle bayağı dertli bir sesle biz iki eski arkadaş telefonda bunu nasıl halledebiliriz? Ne olabilir filan diye konuştuk. Bir popçuya yenik düşmüş. Karışmazsın değil mi? Ya da ne yaparsın? Geldi 3 sene sonra baba ben dinlemeye başladım dedi. Yani daha güzel örneklerini dinletmeye başladım biraz. Öyle diyeyim. Ya aslında karışmamak lazım. Çünkü gittikçe daha da öbür tarafa gidiyorlar. Yani siz ne zorlarsanız tam tersine gittikleri için. Bir ergenlikte bir dağılma oluyor bütün çocuklarda. O popmuş işte bilmem ne o tarz müziklere hip hop daha çok işte. Onları... Evet bravo. Doğru. Gerçi onun da iyileri var yani. Oradan alabileceğin şeyler var. Geri çevirebileceğin. Sende yok iyileri galiba. Yani benim oğlum şimdi o kaç yaşında şu anda? 14 yaşında o. O Drake diye bir vatandaş var. Ben de bilmiyorum. Ama ondan öğrendim işte. Öyle hip hop kahramanları falan dinlemeye başladı. Ben çok şey yapmıyorum. Biraz onu da dinliyorum. Onun ne merak ettiğine bakıyorum. Yani güzellerini söylüyorum, kötülerini de söylüyorum ama çok böyle bir uzak tutmuyorum kendimi. Sen en kriz yaştasın şu anda. Büyük savaş var. Var mı gerilim mücadele var mı? Büyük. Yani babayı reddetme yaşına geldi mi? Şu an savaştayım ben. Bayağı şey bayraklar açıldı. Şu anda dikkat et yalnız bu videoyu da seyredecektir. Ya yapacak bir şey yok. Bilmediği bir şey yok yani sonuç olarak. Bir savaş var yani. Çok iyiymiş ya. Peki şey Duman'ı seviyor mu? Ya da konserleri? Ya çok seviyor, çok seviyor. Bütün eski albüm hepsini ezbere biliyor zaten. Daha küçük yaşlarda arabada hep CD'ler açılıyordu. O zaman daha koltuğun arkasında oturuyor. Bir tek ben arabada gözüküyorum ama Duman açılmış. O arkada gözükmeden. Aynen, biraz megaloman bir görüntü ama arkada şey var. Patronun istediği parçalar. Sizde nesiller ilişkisi, nesillere acı onu getirecek olabilir. Var mı müzik? O piyano seviyor. Yani ufak tefek her şeye meraklı ama piyano ile uğraşıyor daha çok.